Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bazen buradan yapılan konuşmalara hayretle karşılık vermek istiyorum. Sonra kendimi tutuyorum. Bazen de diyorum ki acaba yani yıllar boyunca söylenenler yok hükmünde sayıldığında bunun ne anlamı vardır? Kendi kendimi sorguluyorum. Ve bazı konuşmaları da böyle, nasıl diyeyim, yağ gibi üstüne çıktı derler ya, yahu herhalde bu da onlardandır diye kendimi teskin etmeye çalışıyorum. Niye söylüyorum bunları? Sayın Tufan Erürman çıktı ve partimizin tavrını ortaya koydu. Sanki de bugüne kadar CTP farklı bir şey söylermiş gibi, sonra kürsüye çıkan bütün arkadaşlar, yani FET cephesi gibi görünen diyelim, işte takdir ettik, Tufan arkadaşı tam da istediklerimizi söyledi diye hem kürsüden hem kulisten çok arkadaşı duydu. Ne dedi Tufan arkadaşımız? Partimiz dedi, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm istiyor. Siyasi eşitliğin anlamı nedir? Onun altını doldurdu. İki bölgeliğin anlamı nedir? Onun altını doldurdu. Yani zaten partimiz, yani ben 25 yıl önceki programını hatırlıyorum. Hemen hemen aynı söylemi yapıyor. Peki sayın, geçmiş cumhurbaşkanlarının yaptığı görüşmelerde varılan sonuçlar, ki buna Sayın Erol'u dahildir, bundan farklı mıdır? Yok. Sayın Akıncı'nın yaptığı görüşmelerin hedefi bundan farklı mıdır? Yok. Hani arkadaşlar, evet, bazı konularda hassas olacağız. Bazı konularda Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının daha iyi korunabilmesi için de öneriler de yapacağız. Ama bütün konuşmalarımızı sanki bütün haklarımızı elimizden vermişiz gibi davranıp da veyahut da Rumların taleplerini sanki de barışı savunanlar veyahut da bugünkü Cumhurbaşkanı onaylıyormuş gibi davranıp da konuyu takdim etmeyeceğiz. Çünkü böyle bir gerçek yoktur. Bakın, bugün yapılan konuşmaların büyük çoğunluğu, iki tanesi hariç, hükümet kanadının yaptığı konuşmalardan bahsederim, ağırlıklı olarak toprak üzerinde oldu. Önemsiz mi? Hayır, önemli. Ha, işte iki tanesi hariç dedi. Kıbrıs sorununun esas çıkma nedeni yönetilme güç paylaşımıdır. Toprak değildir. 63'te Kıbrıs sorunu yönetilme güç paylaşımı nedeniyle ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim esas üzerinde hassas olmamız gereken konu budur. Toprağı bırakalım, vazgeçelim, feragat edelim anlamında söylemiyorum. Ama bizim yönetim ve güç paylaşımına karşılık pazarlık yapacağımız konudur toprak. Ama biz toprak ne olacak, ne gidecek, hep bunu konuştuk. Bugün dediğim gibi iki arkadaşımız hariç. Şimdi şu bir gerçek. Görüşmelerin temel prensibi şudur. Bütün konularda anlaşılmadığı sürece hiçbir konuda anlaşılmış sayılmıyor. Öyle mi? Peki şimdiye kadar bütün konularda anlaşıldı mı ki
İşte bunda zayıf kaldık, onda eksik kaldık, bunu veriyoruz gibi omurfayı da verdik, falan yeri de verdik, işte karpazı da verdik diye takdim ediyoruz. Henüz daha bu konu tamamlanmadı, görüşmeler sürüyor. Bu konuda hassas olalım diyebiliriz. Bu konu önemlidir diyebiliriz. Bunun altını çizelim diyebiliriz da öyle bir takdim yapılıyor ki sanki de yani felaket kapının eşiğinde bizi bekliyor. Bu anlaşma bizim önümüze gelecek. Kıbrıs Türk Halk Nihai kararı verecek. Belki de bu çerçeve çıktıktan sonra içinin doldurulmasıyla ilgili anlam planında olduğu dönemdeki gibi bir tartışma süreci yaşanacak. Bu anayasa hazırlanırken yaşanacak. O dönemde o eksikler de giderilecek. Yani her şey orada olup bitecek diye bir durum yoktur. Bakın arkadaşlar, anlaşmadan sonra tabii ki birinci hukuk olması için herkesin çalışması gerekir ama öyle bir çaba zaten vardır. Ama öyle bir takdim ediliyor ki yani Kıbrıs sorunu çözüldükten sonra Rumlar bütün işini gücünü bırakacak da kuzeydeki malları satın alsın, elinden geleni yapacak. Arkadaşlar, bugün bile ki Rum hükümeti yasaklamıştır. 6400 tane Rum kuzeydeki malını satsın diye TMK'ya müracaat etti. Hiç satın alsın diye müracaat etti, gördünüz mü? Yoktur öyle bir şey. Yani biz bu gerçeği görmüyoruz. Ve olması ihtimali halinde, yani Kıbrıs sorunun çözülmesi, federal bir devlet kurulması halinde Kıbrıs Rumların Türk tarafındaki malları satın alacağını varsayıyoruz. Adamlar ellerindeki malı satıyor. 6000 mal sahibi demek, 5 ile çarptığınızda 30000 insan demek. Yani bir güzel yurt demektir, bir Girne demektir. Belki de iki tane Girne, iki tane güzel yurt demektir. Dolayısıyla her şeyi böyle kara bir tablo gibi takdim edip, yani şimdiden hayır kampanyasının ateşini yakmanın bir anlamı yoktur. Evet, tabii ki göreceğiz. Değerlendireceğiz hep birlikte Kıbrıs Türk toplumu olarak, Kıbrıs Türk halkı olarak ve bir kanaate varacağız. Ama bu süreçte de Kıbrıs Türk halkını temsil eden ve görüşmeci olan Sayın Cumhurbaşkanı'na güveneceğiz. O da bu kürsüden çok şeyler söyledi. Siyasi eşitliğin dönüşümlü başkanlıkla eş anlamlı olduğunu basına söyledi. Bu ne demektir? Dönüşümlü başkanlık olmadığı sürece ben bunun altına imza atmam demektir. Türkçesi bu. Peki bunu bile bile hala daha yani sanki de dönüşümlü başkanlığı vermişik. İkinci el araba gibi içine verdik de yenisini alacak gibi bir durum yoktur. Zaten kimse bunu düşünmüyor. Daha önce de kavgası çıktı bunun. Hatırlayın Sayın Talat, Çarpak Oya karşılık dönüşümlü başkanlığı gündeme getirdiğinde kıyametler kopuyordu memlekette. Böyle bir şey olamaz dendiydi ama şimdi de vazgeçilmez oldu. Vazgeçilmez oldu bu. Çünkü siyasi eşitliğin temel karakteristik göstergesidir. Dönüşümlü başkanlığı. Yani ben bildiğim kadar sonuncuyum. Ben tekrar et diyeceğim. İşte Çavuşoğlu'nun Sayın Akıncı'ya desteğini,
Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beşli Konferans'a katılmasını. Değerli arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Dünya değişiyor. Dünya yeniden şekilleniyor. Ve bizim etrafımızdaki ülkeler de değişip gelişiyor. Ve herkes kendi ihtiyacını nasıl karşılayacağıyla ilgili vizyon çiziyor. Türkiye'de gelişen bir ülkedir. İhtiyaçlarını nasıl karşılayacağıyla ilgili plan, proje yapan bir ülkedir. Hem de bizden daha iyi plan ve proje yapar ya, nasıl size söyleyeyim. Türkiye hükümeti Orta Doğu'daki gazın Avrupa'ya taşınmasıyla ilgili Kıbrıs sorununun çözülmesini bekleme gibi bir niyeti de yoktur. Bunu da bileceksiniz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile İsrail arasında bu alanda görüşmeler olduğu, hatta anlaşma olduğu iddiaları da var. Sözüme gerek yok yani. Peki sizin dediğinizden şu mu çıkmalıdır Sayın Bakan? Biz arada Yemoşa'ya gidelim, bu mu çıkmalıdır? Biz yine uluslararası hukukun dışında kalalım. Ne olacaksa olsun. Bu anlam mı çıkmalıdır? Yok, kusura bakmayın. Hiç kimsenin Kıbrıs Türk halkını uluslararası hukukun dışında tutma gibi bir hakkı yok. Öyle bir hakkı yoktur kimsenin. Uluslararası hukukun dışında kalmanın bedelini şimdiye kadar Kıbrıs Türk halkı çok ağır ödedi. Sayın Tuhan Erırman da söyledi. Siz zanneder misiniz ki Kıbrıs sorunu çözülmediğinde mülkiyet meselesi ortadan kalkacak, bütün mallar hepimizin olacak? Yok. Rahim yolları yine açılacak. Siz zanneder misiniz ki Kıbrıs sorunu çözülmediğinde ürettiğimiz malları istediğimiz gibi satacak? Yok. Veyahut da sporcularımız istediği gibi istediği yerde spor yapacak? Yok. Veyahut da üniversitelerimizin verdiği diplomalar her yerde geçecek. Yoktur öyle bir şey. Çok konuşuldu bu kürsülerden. Türkiye'de yapılan uluslararası atletizm yarışmalarında, futbol karşılaşmalarında KKTC'nin bayrağı yokken Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bayrağının olduğu çok konuşuldu bu kürsülerde. Ben Türkiye'nin bunu bilerek ve isteyerek yaptığını söylemiyorum ama uluslararası hukuk bunu gerektiriyor. Ha bu hoşunuza giderse bu sorun böyle devam etsin. Ama benim hoşuma gitmiyor, partimin de hoşuna gitmiyor. Eminim ki sizin de hoşunuza gitmiyor. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukun içine girebilmesi için tabii ki prensiplerde diretmek kaydıyla. Kimse burada gidelim teslim olalım demiyor. Öyle bir iddia da yoktur. Ben yani sorunun çözülmesi gerektiğini söyleyen hiç kimseden de hangi koşullarda olursa olsun bir barış olsun dediğini de duymadım. Ama bu sorunun çözülmesi bu nedenle gerekiyor. Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukun bir parçası olmasının zorunlu olduğu apaçık ortadadır. Bir arkadaşımız dedi ki, evet bunları söylüyorsunuz ama Rumlara da söylüyor musunuz? Tabii ki söylüyoruz. Biz Rum siyasi partilerini görüştüğümüzde yanlışlarını yüzlerine söylüyoruz. Eksikliklerini, hatalarını yüzlerine söylüyoruz. Bundan da çekinmiyoruz. Çünkü bu ülkenin geleceğini kurtarmaksa amaç, yanlışı kim yaparsa yapsın. Siyaseten bu ülkedeki insanlar da yapsa, güneydeki insanlar da yapsa, o yanlışlarını onlara söylemek lazım.
göstermek lazım. Doğru yolun ne olduğunu, hangi noktaya kadar gelebileceklerini taleplerde onlara göstermek lazım. Ben Rumların bütün taleplerin haklı olduğunu söyleyen birini duymadım burada. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da çoğu taleplerini reddettiğini açıkça da söylüyor. Dolayısıyla bunda sakınacak bir şey yoktur. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Bu yapıyla bir yere varmak mümkün değil. Kıbrıs Türk halkını selamete çıkarmak mümkün değil. Şunu da pek istemiyorum yani. Çözüm olmazsa öldük, bittik, battık. Hayır, tabii ki Kıbrıs Türk halkının yaşam koşullarını iyileştirmek adına mücadele edeceğiz. Gelirini artırmak adına mücadele edeceğiz. İş imkanları yaratmak, yatırımları artırmak adına mücadele edeceğiz ama sorunun çözüldüğü ortamın yaratacağı imkanların bugünkünden çok daha iyi olduğunu söylüyorum. Biz ekonomik olarak çöküntüye uğrayacağımızı söylüyoruz buradan kürsülerden. Ama malın sahibi ticaret odası da biz daha iyi gideceğiz diyor. Sanayi odası da biz daha iyi gideceğiz diyor. Ben anlamadım. Yani biz kendimiz onların yerine koyuyoruz. Arkadaşlar bakın, biraz önce bir kitapçık yayınlandı. Bu ülkedeki yatırımlara ayrılan kaynak ne kadardır? Açın o kitapçıkta vardır. Faiz oranları ne kadardır? Açın o kitapçıkta vardır. Bu kötü koşullarda bile ayakta durabilen sanayicimiz, ticaret adamımız uluslararası alandan neredeyse %0.5, %1 faiz oranında borçlanarak çok daha iyisini yapabilir. Yapabilir. Biz kendimize güveniyoruz ama. Biz kendimize güvenmiyoruz. Sorun maalesef oradadır. Biz başkasının adına konuşuyoruz. Ama onlar kendileri farklı bir şey söylüyor. Bir onlarla görüşelim bakalım. Onları dinleyelim bakalım. En iyi biz biliriz. Ekonomiyi en iyi biz biliriz. Ticareti en iyi biz biliriz. Siyaseti en iyi biz biliriz. Bu durum tamam değildir. 40 yıldır aşkın bir süredir geldiğimiz nokta ortadadır. Dolayısıyla evet, tabii ki Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını, siyasi eşitliğini, iki bölgeliğini, iki toplumluluğu, güvenliğini gözeterek bu sorunu bir an önce çözmek gerekir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili, Türkiye ile de ilgili sıkı bir işbirliği içinde olduğunu düşünüyorum, biliyorum ve hem Sayın Cumhurbaşkanı'na başarılar diliyorum, hem de bu sürecin başarıyla sonuçlanması temennisini belirterek saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Dürkancıoğlu.